Herkese sevgiler, selamlar, merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımda sizlerle beraber kalorifer peteklerinin yüzündeki kirleri nasıl pratik ve kolay bir şekilde temizleyebiliriz bunu göstermek istiyorum. Benim uzun zamandır silmediğim burada kalorifer peteğim var. Çünkü önünde koltuk var arkadaşlar. Sık sık çekip de temizlemem pek mümkün olmuyor. Biraz da sizlere video çekmek için zamanı uzattım ve iyice kirlenmesini bekledim. Şöyle hemen yaklaşıp sizlere peteğin yüzündeki kirleri de göstermek istiyorum. Burada hem su damlaları hem de zamanla oluşan böyle kirler, lekeler, bakın yakından da görüyorsunuzdur. Oldukça kirlenmiş bir petek var şu anda önümde. Bu peteğin yüzünü pratik bir şekilde nasıl temizleyeceğiz? Hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kirleri herhalde gördünüz. Şimdi o kirleri reklamlarda da çok met edildiği gibi Asperox sarı güçle temizleyeceğim. Bakın şöyle artık evlerimizde olmazsa olmaz bir ürün haline geldi Asperox'lar. Biliyorsunuz her yerde kullanabiliyoruz. Kalorifer peteklerimiz için de çok güzel bir yüzey temizleyici. Şimdi ben şu bölgeyi sizler için hemen Asperox'la sileceğim arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey kaloriferin yanıyor olması. Yani soğuk petek üzerine değil, sıcak petek üzerine Asperox'u sıkıyoruz. Biraz bekledikten sonra da güzelce sileceğiz. Şöyle ben peteğin her tarafına Asperox'umu sıkayım. Evet, her tarafa Asperox sarı gücü sıktım. Şöyle göstereyim. Çok beklemeyeceğim arkadaşlar. Hemen silmeye başlayacağım. Şöyle bir kenardan başlayayım. Sizlere de lekelerin nasıl çıktığını göstermek istiyorum. Şuradan şöyle başlayalım. Bakın buradaki lekeleri görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir temizleyici. Bakın arkadaşlar şöyle lekeli yeri gördünüz. Şimdi üstünden bezle geçiyorum. Gerçekten lekeleri hakkıyla çıkartan bir ürün. Tabii video çektiğim için çok detaylı olarak şu anda silemiyorum ama sizlere kabaca peteğimin nasıl temizlendiğini göstermek istiyorum. Hatta şöyle sildiğim yerle bakın silmediğim yer arasındaki farkı da görün. Bu tarafı şimdi sildim. Hemen yan tarafı ise henüz silinmedi. Oldukça bariz bir fark var. Silinmiş yerle silinmemiş yer arasında. Evet, ben şimdi buraları da güzelce sileceğim ve sizlere peteğimin son halini birazdan göstereceğim. Evet, ben bütün peteğimi iki kat suyla sildim arkadaşlar. Bakın bir tane bile leke kalmadı. Gayet güzel temizledi. Kısa sürede petek temizlemek istiyorsanız sizler de Asperox kullanarak temizliğinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta şöyle yaklaştırayım. Videomun başındaki kirli petek yüzüyle şimdiki petek yüzü arasında gerçekten çok büyük bir fark oluştu. Beyaz olduğu için biraz kamerada sıkıntı yaşıyorum ama inşallah sizler anlayabilirsiniz iki petek arasındaki farkı. Evet arkadaşlar, şöyle tertemiz peteğimin tamamını göstererek sizlere veda etmek istiyorum. Petek temizliğinde pratik çözüm videosu paylaşmak istedim bugün sizlerle. Umarım verdiğim bilgiden sizler de faydalanırsınız. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.